Bugün binlerce yıllık bir yolculuğa çıkacağız. En az kılıçları kadar keskin bakışlar olan samurayları yakından tanıyacağız. Samuraylar ne yer, ne içer hep birlikte yakından göreceğiz. Barutlu silahların icadından bu yana söylenen bir sözü herkes duymuştur. Silah bulundu, mertlik bozuldu. Eski Japon kültüründe onlar henüz barutlu silah icat edilmeden önce askeri sınıfın en soylu üyeleriydi. Malumunuz, savaş Japonların kültüründe önemli bir yere sahip. Mücadeleci bir toplum olan Japonlar binlerce yıllık tarihlerinde savaşmaktan hiç çekinmemiş bir topluluktur. Onların bu özelliği, bünyelerinde birçok askeri birimin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Samuray, Japonca'da hizmet eden anlamına gelen bir kelimedir. Samuraylar Japonya'ya ve Japon halkına hizmet için gerekirse canlarını ortaya koymuş seçkin askerlerdir. Japonya'da toprak kavgası sonucunda ortaya çıkmıştır. Yüzlerce yıl önce Japonya'da toprakların sadece %20'sinin tarıma elverişli oluşu kanlı toprak kavgalarına neden olmuş. Bir denge unsuru olarak bu seçkin askerler ortaya çıkmış. Geçmiş dönemde toprak savaşları hem dinsel hem de fiziksel gelişim ve mücadele yöntemlerini gerektirdiğinden samurayların gelişimi de aslında bu olguya dayanıyor. Biraz daha eskilere gidelim. Sizleri samurayların en ölümcül, en keskin kılıçlı olayıyla tanıştıralım ki samurayları daha iyi tanıyın. Bundan yaklaşık 2700 yıl önce Japonya'da ölümsüz savaşçı adıyla bilinen Jemmu Tenno bir kabilenin başına geçti. Tenno yanına kabilesini de alarak Japonya'da Yamato bölgesine yerleşti. Yamato kabilesi başlarında korkusuz liderleri Tenno ile Asya'ya defalarca seferler düzenledi. Kore ve Çin'in kültürel zenginliklerinden, teknolojilerinden ve savaş sanatlarından etkilendiler. Bu seferlerin sonucunda İmparator Keito, tarihte Shogun unvanını taşıyan ilk kişi oldu. Aslında Shogun demek general demekti. Keiko savaşan en iyi adamdı. Keiko'nun oğlu Prens Yamato da babası gibi bir usta savaşçıydı. Korkusuz, güçlü, gözü pek bir genç olarak tanınan Yamato, samuraylık felsefesinde parmakla gösterilen kişi oldu. Bushido bu felsefenin temel taşıdır. Bushido savaşçının yolu demektir. Bu felsefede korkuya asla yer yoktur. Samuraylar da Bushido anlayışını temel almıştır. Ölüm korkusunu yenememiş bir samuray göremezsiniz. Bushido felsefesi samuraylar için bir yol gösterici olmuş, bu korkusuz savaşçıların karakteri, becerisi ve yaşam tarzı üzerine derin bir etkisi olmuştur. Bushido'nun temel prensipleri ise şunlardır. Zi, doğruluk veya adalet. Samuraylar kararlarını doğru ve adil bir şekilde vermeye çalışır. Yu, cesaret. Samuray korkusuz olmalı ve doğru bildiği yolda ilerlemelidir. Jin, insancıllık. Samuraylar nazik ve merhametli olmalı, ancak gerektiğinde sert de olabilmelidir. Rei, saygı. Samuray tüm varlıklara ve olaylara saygılı olmalıdır. Meiyo, şeref. Samuray için adı ve şerefi her şeyden önemlidir. Makoto. Samuraylar dürüst ve içten olmalıdır. Chiyugi, sadakat. Samuray, lorduna ve arkadaşlarına karşı sadık olmalıdır. Samurayların bu ahlaki ve etik değerleri, savaşçı becerileri kadar önemlidir ve onların sosyal, kültürel ve bireysel yaşamlarına derinden işlemiştir. Samuraylar, sadece fiziksel olarak değil, ahlaki olarak da disiplinli ve güçlü bireyler olma yolunda bu prensipleri benimsemişlerdir. Bugün herhangi bir askeri birlikteki elit komandolar gibi samuraylar da her türlü görevde üstün başarıyla dönmeye programlanmıştı. Her biri çok iyi silah kullanıyordu. Samuraylar kama dahil olmak üzere her türlü kılıcı ustalıkla kullanıyordu. Çok iyi silah kullanan samuraylar yöneticiye, efendilerine sonsuz dinginlikle sadıktılar. Yıllar geçtikçe samuraylara daha da önem verildi. Eğitimleri için Japon kültüründe samuraylar için ayrı bir fon oluşturuldu.
her biri at üstünde, yaya, silahlı, silahsız dövüş konusunda üstün eğitimliydi. Japonya'nın köklü tarihinde samuraylar birçok kritik olayın tam merkezinde büyük görevler üstlenmişlerdir. Tarihe yön veren bu olaylardan bazıları şunlardır. Genpei Savaşları 1180-1185. Genpei Savaşları, Minamoto ve Taira klanları arasında gerçekleşmiş büyük bir iç savaştır. Bu savaş serisi, Japonya tarihindeki feodal dönemin başlangıcını işaret eder. Minamoto klanının zaferiyle sonuçlanan savaşlar, samuray sınıfının gücünün artmasına ve Kamakura, Özerk bölgesinin kurulmasına yol açmıştır. Moğol istilaları 1274-1281. Japonya 13. yüzyılın sonlarına doğru Moğollar tarafından iki kez istila edilmeye çalışıldı. Bu istilalar samuraylar tarafından cesurca savuşturuldu. Özellikle 1281'deki ikinci istila girişiminde samurayların cesur direnişi ve kamikaze olarak bilinen ilahi rüzgarın yardımı ile Moğollar mağlup edildi. Onin Savaşı 1467-1477. Onin Savaşı, Japonya'da Sengoku dönemi olarak bilinen dönemin başlangıcıdır. Kyoto şehrinin büyük bir kısmının yok olduğu ve yıllarca süren bu iç savaş, samuray klanları arasında güç mücadelelerine ve birçok küçük savaşa yol açtı. Sekigahara Muharebesi 1600. Sekigahara Muharebesi, Japonya'da Tokugawa Özerk bölgesinin kurulmasının temelini atmıştır. Tarihe adını yazdırmış çok ünlü bir samuray olan Tokugawa Ieyasu liderliğindeki Doğu ordusu ile Ishida Mitsunari liderliğindeki Batı ordusu arasında geçen bu çatışma, Japonya'nın gelecekteki politik yapısını derinden etkilemiştir. Shimabara Ayaklanması 1637-1638. Shimabara Ayaklanması, Tokugawa özerkliği zamanında Hristiyan köylülerin ve samurayların başkaldırısıdır. Ekonomik ve dini baskının ağırlaşması sonucu patlak veren bu isyan, Tokugawa hükümdarlığı tarafından vahşice bastırılmıştır. XIII. yüzyıla kadar ok ve sopa kullanan samuraylar, Moğol Savaşı'ndan sonra edindikleri deneyimlerle daha çok kılıca ve ucu bıçaklı mızraklara yöneldi. Her samuray üstünde iki kılıç taşırdı. Bu birinci kuraldı. Mücadelenin cinsine göre o an hangi kılıcı gerekliyse çıkarıp onu kullanırdı bir samuray. Gördüğünüz bu kılıcın adı Daito Katana. Bu uzun bir kılıç. Bu kısa kılıç ise Shoto Wakizashi. Üstünde iki kılıç taşıyan samurayların kıyafetlerinin içinde gizli bir yerlerinde de mutlaka Tanto adı verilen ufak bıçakları da olurdu. Sizleri 425 yıl önce Japonya'da yaşamış, tarihin gelmiş geçmiş en ünlü samurayı ile tanıştırmak istiyoruz. Onun adı Miyamoto Musashi. Musashi bir kılıç ustasıydı. Kendi ustalığını öğrencilerine büyük bir disiplin içinde öğretebilmek için samuray okulu açtı. Az sayıda öğrenci aldı ve her birini en az kendisi kadar yetenekli hale getirmek istiyordu. Musashi henüz 30 yaşına gelmeden Japonya'da parmakla gösterilen bir samuray olmuştu. Neredeyse gözleri kapalı bir şekilde bile birileriyle savaşabilecek yetenekteydi. 30 yaşına gelmeden 60'tan fazla kılıç dövüşünden galip gelerek kırılması güç bir rekora imza atmıştı. İlerleyen yaşında bile iyi bir kılıç kullanıcısıydı. Onun hakkında efsaneler hiç bitmedi. Yüzlerce yıl boyunca diğer samuraylara anlatıldı. Musashi kılıç kullanmadığı dövüşlerde rakiplerini tutarak 2 metre uzaklığa fırlatabiliyordu. Kılıç Azizi lakaplı olan Samuray Musashi'nin suyun üstünde de yürüyebildiği, hatta uzun süre havada asılı kaldığına dair inanması güç efsaneler de var. Japon kültüründe pek çok samuray efsanesi anlatılmaktadır. Ancak 47 Ronin efsanesi, muhtemelen Japonya'da ve dünya genelinde en bilinen ve anlatılan samuray efsanesidir. 47 Ronin efsanesi, samurayların onur, sadakat ve fedakarlık gibi değerlerini mükemmel bir şekilde temsil eder ve Bushido felsefesinin bir yansıması olarak görülür. Bu gerçek hikaye, 18. yüzyılda Edo dönemi Japonya'sında yaşanmıştır. Bu efsane,
Asano Naganori'nin Kira Yoshinaka tarafından aşağılanmasına ve sonrasında Edo Şatosu'nda Kira'ya saldırmasına dayanır. Asano, yaşanan olaylardan sonra seppuku, diğer bir bilinen adıyla harakiri yaparak intihar eder. Seppuku samuraylara özgü, önce karın kesilerek ve iç organları dışarı çıkararak, sonrasında da Kaishakunin diye adlandırılan celladın, seppuku yapan kişinin daha fazla acı çekmesini önlemek için kafasını keserek sonlandırdığı bir intihar yöntemidir. Samuraylara göre seppuku onurlu bir son demektir. Asano'nun onurlu ölümünün ardından samurayları Ronin yani efendisiz samuraylar olur. Efendileri ölen Roninler intikam almayı kafalarına koyarlar. Ancak bu o kadar kolay bir iş değildir. Roninler intikam planlarını başarıyla gerçekleştirmek için uzun süre beklemiş ve plan yapmışlardır. Liderleri Oishi ve diğer Roninler Kira'nın güvenini kazanmak ve şüphelerini dağıtmak için normal yaşamlarına devam eder gibi yapmış, kimileri farklı işlerde çalışmış, kimileri ise bir düşkün ve içki bağımlısı gibi yaşamıştır. Böylece Kira ve adamları Roninleri artık bir tehdit olarak görmemeye başlamışlardır. İntikam günü geldiğinde 47 Ronin kararlılıkla ve cesaretle Kira'nın evine baskın düzenlemiştir. Evde bulunanlarla ölümüne bir savaşa girişmişlerdir. Kira'yı bulduklarında ise adaleti sağlamak adına Oishi ona seppuku yapma şansı vermiş ancak Kira bunu reddetmiş. Bunun üzerine Roninler onu öldürmüşlerdir. Roninler intikamlarını aldıktan sonra Asano'nun mezarına giderek liderlerine karşı olan son görevlerini yerine getirmişler ve Kira'nın başını sunmuşlar. Sonrasında 47 Ronin'de seppuku yaparak hayatlarına son vermişlerdir. Roninler adaleti sağlamak için yaşamlarını feda etmiş ve bu da onları Japon kültüründe ölümsüzleştirmiştir. Hatta Roninlerin mezarlarını ziyaret etmek hala Japonlar ve yabancı turistler arasında çok popülerdir. Bir samuray savaş zamanında iyi kondisyonlu olmalıydı. Ancak barış zamanında ise iki kat daha kondisyonlu olmalı, çok daha iyi kılıç kullanabilmeliydi. İşte bu felsefenin de sahibi 1600'lü yıllarda yaşamış ünlü samuray Tokugawa Ieyasu'ydu. İnanması güç olacak ancak 30'dan fazla çocuğunun olduğu söylenen Ieyasu, 73 yaşında hayata gözlerini yumarken bile iyi bir kılıç üstadıydı. Fiziği sapasağlamdı. Samuraylar hem halk hem de devlet yönetimi tarafından seviliyor ve saygı görüyorlardı. İmtiyazlı bir sınıf olan samuraylar Japonya'nın tarihi boyunca birer gurur kaynağı olarak yaşadılar. Ancak bu gelenek, samuraylara olan ilgi ve saygı 1876 yılında İmparator Meiji tarafından ortadan kaldırıldı. İmparator Meiji yönetime gelir gelmez kılıç taşıma kanunlarını değiştirdi ve samuraylığı tarihe karıştırdı. Sadece ordudaki bazı rütbeli subayların törenlerde kılıç taşımalarına izin verdi. Bunu neden yaptı kimse anlayamadı. Ancak onun bu kuralları ve kanunları samuraylara büyük darbe vurdu. Tüfeksiz bir asker neyse kılıçsız samuray oydu. Uçaksız bir savaş pilotu, dalış tübü olmayan bir deniz komandosu neyse kılıçsız bir samuray oydu. Harakiri de bu zamanda ortaya çıktı. Kılıçsız kalan samuraylar gururlarına yediremeyip birer birer intihar etti. Samuraylar güzel haberi 20. yüzyılın başlarında aldı ancak samuray felsefesi bu durumdan çok etkilenmişti. Japonya'da 20. yüzyılda kılıç taşımak tekrar serbestleşti. Ancak askeri kullanım dışında sportif gelişim için kullanılmaya başlandı. Samuraylık geleneği biraz da sportif alanlara kaydı. Ancak bu durum bir Japon'un kılıcından uzaklaşmasına sebep olmadı. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda tüm Japon rütbeliler ve kamikaze pilotları da üzerlerinde en az bir kılıç taşıyordu. Kılıçsız kalmak birçok dövüş stilini de ortaya çıkardı. Bir boğuşma tekniği olan Jiu-Jitsu'yu buldu. Kılıç kadar olmasa da güreşi andıran bu dövüş stilinde samuray ruhlu bir dövüşçü kılıcı olmasa da düşmanını kısa sürede etkisiz hale getirebilecek düzeyde birer savaşçı oldu. Antik çağdan başlayarak günümüze kadar gelen Japon felsefesinde mücadele ruhu bir Japon'un olmazsa olmazıdır. Mücadele ruhu taşımayan Japon'un Japon olduğundan şüphe duyulur. Bu sebeple kılıçlı ya da silahsız, güçlü ya da güçsüz, dövüşebilen ya da dövüşemeyen her Japon'a doğduğunda önce mücadele etmesi öğretilir. Bugün bazen savaş alanında, çoğu zamanda ekonomik sahada ülkeler savaşırcasına mücadele ediyor.
Belki kılıçlar, kamalar, samuraylar kalmadı. Ancak Japonya'da her bir samuray ruhuyla yaşamına devam ediyor. Siz samuraylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz ve kanalımıza destek olmak isterseniz lütfen beğenip abone olmayı ve linki paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.